Tabii. Evet değerli konuklar. Şimdi ben önce Gökten Bey'den başlayayım. Siz tabii buradan Antalya'ya hemen döneceksiniz. Oradan doğru da otele. Allah'ını severseniz günde kaç saat çalışıyorsunuz? Otelciler 24 saat çalışıyor. Şahsi olarak soruyorsanız 12-13 saati buluyor devam ediyor. 12-13 saati buluyor. Evet. Ama bir yandan da yani zor ama çok keyifli bir iş değil mi? Kesinlikle. Özellikle insanlar memnun oldukları zaman, misafirlerimiz memnun oldukları zaman, bunu ilettikleri zaman daha da keyif alıyoruz. Yani. Ben bir otelde dikkatimi çekmişti. Bir de arada işgüzel müşteriler de oluyor. İşte bir yemek veriliyor. Bir tane Alman turist işte geldi falan, yakasına yapıştı genel müdürün. Ondan sonra ama ciddi bir davet var o sırada. Ya biliyor musunuz, de aklına bir şey geldi. İşte otelin bilmem şurasında şöyle bir şey yapsanız ne muhteşem olur filan diye. Bu arada bazı müşteriler de otelin dizaynı konusunda herkes söylüyor. Misafirlerimizin görüşlerinden elbette faydalanıyoruz. %100 olmasa dahi yorumlardan çıkardığımız sonuçlar oluyor. Servisi geliştirmek için tabii her zaman ihtiyacımız da var. Şimdi Halil İbrahim Bey de dört gözle sizi bekliyordur. Gökten gelse de şu otelde işlerin hepsi üzerimizde kalmasa diye Ruhi Bey de bekliyordur. Efendim çok teşekkür ediyorum. Siz de programa ben katıldınız. Sayın Doktor Seval Taşdemir. Bir ara bir saysanıza kaç çocuk oldu Ferticin Tüp Bebek Merkezi'nden? 3000'in üzerinde bebeğimiz var. 3000'in evet. Üzerinde. Yani bir kasaba olmuş aşağı yukarı. Kesinlikle, evet. Evet. Şimdi oradan kim bilir ne Ardalar çıkacak, ne Semihler çıkacak. ya da 15-16 yaşına geldi ilk. Sizin gibi belki böyle tıp tahsili yapan, değil mi, genç kızlarımız çıkacak. Mutlaka. Zaten yeni yeni hayata atılıyorlar tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebekler. Ve Türkiye'de de zaten dünya paralelinde hızla ilerledi. Bizim de bu meslek hayatına atılacak olan gençler daha yeni başlıyorlar diye düşünüyorum. Ne güzel. Evet, sevgili İskender, öncelikle ben bütün gruba teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, arkamı dönmek zorundaydım size ama güvendiğim için de rahat rahat döndüm arkamı. Hepinizin eline ağzına sağlık. Gerçekten de çok keyifli anlar yaşattınız. Grup Tuval'in bundan sonraki hedefine çok kısalalım onu da. Grup Tuval her zaman olduğu gibi sürekli üreten bir grubuz biz. Bu 4. albümümüz. Bundan sonra da devam edecek. Fakat bir değişiklik olarak her yeni yaptığımız şarkıyı 2 ayda bir internet sitemizden vereceğiz. İnsanlar bizi izlemek istiyorlarsa bundan sonra albüm beklemesinler. İnternet sitemize girsinler ve orada 2 ayda bir yeni şarkımızı dinlesinler. Yani şimdi mesela bazı sanatçılar vardır. Yılda bir ya da 2 yılda bir albüm üretir. Siz diyorsunuz ki 2 ayda bir yeni şarkı. Evet. Böylece zaten 1 yıl olduğunda 10 tane olacak gibi bir şey. 10 tane yani. Olacak. Şu ana kadar kaç parçası var Grup Tuval? Grup Tuval'ın çok şarkısı var. Çünkü zaten 4 albümden hani 10'ar deseniz 40'ın üzerinde şarkısı var. Grup Tuval sadece kendisine de değil dışarıya da beste veren bir grup. O yüzden yayınlanmış çok şarkısı var. Tabii sayısını bilemiyoruz şu anda. Bir de onun dışında şarkıları seçerken diyelim ki bu albüm için 11 tane seçtik. O da 50-60 şarkının arasından seçiyoruz zaten. Evet. Bunların hepsi kendi üretiminiz. Tabii hepsi kendi. Bütün besteler ve sözler. Hollanda bugün çok şanslı. Bağdat tarihçisi Hollanda'dan çıktı. Hakan Çalar. Hakan Bey merhaba. Merhabalar efendim, iyi günler. Efendim kutluyoruz. Belki otel içinde telefon çevirdiniz ama sonuç olarak yine çok güzel bir şey geliyor. 7 gün boyunca hiç alışveriş yapmanıza gerek yok. Bağdat'tan çok keyifli bir paket geliyor. Kutluyoruz sizi. Çok 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 teşekkürler. Bey, Hollanda'nın hangi kentindesiniz efendim? Ben Rotterdam. Hollanda, Rotterdam'dasınız. Rotterdam'da da bizim Hollanda temsilcimiz Ali Okşak var. Belki de tanıyorsunuz, bilmiyorum. Yok, kendisini tanıyorum. Tanıyor musunuz? Peki, bu vesileyle Ali Okşak'a da buradan sevgiler diyoruz. Büyük bir şans oldu. Hollanda bugün 2 ödül kazandı. Demek ki Hollanda Telekom'u daha iyi çalıştı. İskender, seni buraya alıyorum. Size de hep böyle şanslı günler, haftalar ve yıllar diliyorum beyefendi. Evet, sevgili izleyiciler, Bir Avrupa'da 7 gün daha burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Tekrar otel ödülleri var, tekrar Bağdat var. Bizi izlemeye devam edin. Ben sizi şimdi Grup Tuval'le baş başa bırakıyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.
Fark etmez, sarılma.